Hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır başlıyor. Sağlıklı günler. Özel Mersin Su Hastanesi sponsorluğunda Su Hayattır programına başladık ve bu hafta da yine bir hekimimizle birlikte sizlere sorularınızla, cevaplarınızla ve görüşlerinizle güzel bir yayın sunmayı hedefliyoruz. Ve bu haftaki konuğumuz diş tabibi Ece Abacı ve çok güzel, gülüşü güzel, kendi güzel, başarısı güzel bir ismi sizlere tanıtacağız bu hafta. Kendisiyle hem gülüş estetiğini, hem medikal estetiği, hem de tüm soru işaretlerini cevaplandıracağız. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız Ece Hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Bizler sizi tanıyoruz ama ekrandan izleyenler tanımıyor. Şöyle kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Fakülte birincisi olarak bitirdim. Harika. Yani başarı orada. Oradan başladı. Önce onun altını çizelim. Evet, çok sevdiğim bir iş diş hekimliği. Dolayısıyla bu şekilde birincilikle de bitirdim. Harika. Daha önce birkaç özel klinikte çalıştım Mersin'de ve İstanbul'da. Şu anda 3 aydır su hastanesinde görev yapıyorum. Bütün diş tedavilerini, genel anestezi altındaki diş tedavilerini uyguluyorum. Medikal estetik uygulamaları, botoks, dolgu, yüz dolgusu. Bunları yapıyorum şu anda. Çok güzel. 3 aydır su hastanesindesiniz. Evet, 3 aydır su hastanesindeyim. Hayırlı olsun o halde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Genel olarak su hastanesinde denk geldiğiniz tedaviler hangileri? Genelde 20 yaş dişleri şikayet oluyor hastalarda. Gömülü, yarı gömülü ya da çıkıp çürümüş olan 20'lik yaş dişleri bizim en çok karşılaştığımız sıkıntılı durumlar. 20 yaş dişlerini çekiyoruz. Eğer biz hastanın genel bir sorunu yoksa, tıbbi bir sorunu yoksa 20 yaş dişlerini çekiyoruz genellikle. Evet. Peki bu hafta konuşacağımız konular arasında bulunan gülüş estetiği. Evet. Önce gülüş estetiği ne? Tam olarak açılımı nedir? Gülüş estetiği dişlerin, diş etlerinin ve dudakların yüzle, kişinin yaşıyla, cinsiyetiyle, ten rengiyle uyumlu olması. Buna tamamlanması gülüş estetiğini bizlere sunuyor. Peki diş estetiğiyle ilgili hangi sorunlarla karşılaşabiliyoruz? Yani diş rengi ya da diş eti problemi gibi temel konulardan mı bahsedebiliriz? Genelde insanlar dişlerinin renginden şikayetçi oluyorlar. Özellikle çok sigara, çok kahve içen insanlarda. Bizim yaptığımız kimyasal diş beyazlatma 1-2 tona kadar renk açıyor. Daha ileri renk değişiklikleri yapmak isteyen hastalarda ya yaprak porselen, lamine dediğimiz dişlerin sadece ön yüzeyini kaplayan bir tasarım, zirkonyum olabilir, porselen olabilir. Ya bu şekilde yapıyoruz. Yeri geliyor tel tedavisi yerine geçen şeffaf plak tedavisi. Bunlar dişlerin çapraşıklığını, dizilim bozukluklarını düzeltiyor. Genel olarak bu. Bazı insanlar, bazı hastalar dişlerinin şekillerinden şikayetçiler. Boyları kısa oluyor bazılarının. Bazıları da diyor ki çok dişlek duruyorum, dişlerim çok uzun. Onları kısaltıyoruz. Ona göre istediği dişleri, istediği gülümsemeyi onlara sunuyoruz. Bazen diş etleri de şey oluyor, çok aşağıda oluyor. Kişi gülümsediği zaman dişten çok diş eti görünüyor. Buna gummy smile deniyor. Bunu da tedavi ediyoruz gülüş tasarımında. Olması gereken diş eti boyutu nedir hocam? 1 milimetreden fazla göründüğü zaman artık estetik bozuluyor diş eti. Evet. Ya biz ya cerrahi olarak ya da lazerle diş etlerini kesiyoruz. Ya da gummy smile botoksu dediğimiz şu iki noktadan botoks uyguluyoruz. Bu şekilde diş etlerinin görünümü azalıyor. Harika. Aynen. Yani gülüş estetiği nasıl yapılıyor sorusunda diş etiyle olan kısmı tamamladık. Evet. Bir yandan da diş rengini konuştuk. Evet. Peki diş çarpıklaşmasında, yani bu durumda
sadece diş teliyle mi müdahale edilebiliyor? Başka bir yöntemi var mı? Bazen dişler küçültülerek onların yerine zirkonyum ya da metalüstü porselen dediğimiz kaplamalarla bunlar çözülebiliyor. Evet. Ve şu anda yeni bir tedavi yöntemi, yeni bir teknoloji, şeffaf plak tedavisi. Telle aynı işlevde ve tel gibi kısıtlamıyor. Tel takılan insanlar bilir, yanaklarında yara yapar, gıdaları kısıtlanır, içecekleri kısıtlanır, estetikleri çok bozulur. Ama şeffaf plak dediğimiz öyle bir şey değil. Günde 22 saat takması yeterli, istediği gibi planı çıkartıyor, yiyeceğini yiyor, içeceğini içiyor, dişlerini fırçalayıp planı geri takıyor. Çok güzel. Uzaktan bakıldığı zaman hiç belli olmuyor. Ve bu şapraşıklıklar da düzeliyor bu şekilde. Harika. Şeffaf plaklar. Herhalde en çok tercih edilebilecek kit o. Evet. Değil mi? Tel yerine artık alternatif bir tedavi. Teknoloji geliştikçe son yıllarda böyle oluyor. Aralarında çok bir fark yok değil mi tıbbi müdahale kısmında? Tıbbi müdahalesi çok daha kolay. Ölçü alıyoruz. Dijital ortamda bu taranıyor. Ve plak bize hazır olarak firmalardan, uluslararası ve ulusal yerel firmalardan bize plak geliyor. 2 haftada bir hastanın plaklarını değiştiriyoruz. Tel takarken öyle değil. Tel takma işleminde o metallerin dişe yapıştırma süreci var. O biraz daha uzun sürüyor. Yani şeffaf plak her açıdan çok daha iyi, çok daha konforlu bir tedavi. Teknolojiden faydalanıyoruz. Ve kalıcı olması ve tedaviyi daha da hızlandırması bakımından galiba daha... Evet, tedavi biraz daha hızlı oluyor tel tedavisine göre ve hasta daha mutlu ayrılıyor. Çünkü günlük yaşamı etkilenmiyor. Tel takan insanlarda ilk bir hafta falan bir küçük bir depresyon görülebiliyor. Evet. Şeffaf plak öyle değil, çok daha konforlu. Peki gülüş estetiği kimlere yapılabiliyor? Aynaya baktığında gülüşünü beğenmeyen, fotoğraf çektiğinde ağzını kapatan her insana yapılabilir. Daha çok dediğim gibi diş eksikliği olan insanlarda, diş rengi koyu olanlarda, diş şekli bozuk, diş şekli çapraşık olanlarda uyguluyoruz bunları. Evet. Peki gülüş tasarımı yaparken hangi durumları göz önünde bulundurmalıyız? Daha çok yaş bizim için. Çünkü genç bir bireyin dişleri çok daha sivrilikleri vardır, girinti çıkıntıları vardır, daha açıktır rengi. Ama yaşlı bireylerde daha düzdür çünkü aşınmıştır. Genelde yaşa ve cinsiyete, erkeklere daha köşeli dişler yaparken kadınlara daha oval, daha yuvarlak kenarlı dişler yapıyoruz. Peki herkese yapılabilir sorusunu da yaş baz alarak... Evet. Cevaplandırabiliyoruz değil mi? Yani 18 yaşını tamamlamış ya da bir yaş altı 20 var mıdır? 20 yaşında yapıyorum genelde. Şu şekilde dişleri ya minimal aşındırma, dediğim gibi lamina porselen, yaprak porselen diye geçer halk arasında. Tırnak inceliğinde bir porselen. Bunu daha çok genç hastalarıma yaparım. Çünkü dişten 0,1 milimetre kadar bir aşındırma yaparız. Bu şekilde dişin doğal yapısı korunmuş olur. Sadece estetikte bir değişim olur. Eğer genç hastalarımız dişlerinin yerleşiminden, çapraşıklığından sorun çekiyorsa buna direkt tabii ki şeffaf plak tel tedavisi öneriyoruz. Direktmen dişleri kesme odaklı değiliz. Bizim minimal invaziv yöntemimiz var. Dişleri olabildiğince ana dişimizi koruyoruz. Ama bunu güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Evet, peki bu halk arasında yaprak diye geçen işlem Evet, ne kadar sürede kalabiliyor kişide? Yani ne kadar uzun süre kalabiliyor diyelim daha doğrusu? Şöyle, çok kuvvetli kimyasal yapıştırıcıları var onların. Kırılma riski de eğer gece diş sıkması yoksa çok çok düşük. Yani tabii biz sağlıkta hiçbir şeyin ömürlük garantisini veremiyoruz maalesef. Ama 15-20 yıl giden hastalarımız da oluyor. Bir bakıyoruz, ertesi gün yere çarpmış, düşmüş. O sırada kırılabiliyor tabii ki. Hani bu şekilde garanti vermiyoruz ama çok uzun süre giden, çok sağlıklı işlemler bunlar. Genelde dişinde kendi orijinali korunduğu için bir sağlamlık kaybı söz konusu olmuyor. Uzun süreli kullanılıyor bunlar yıllarca. Çok güzel. Peki diş teli tedavisinde gülüş değişiyor mu? Yani tel olan kişi eskiye nazaran daha farklı bir gülüş sergileyebiliyor mu? Tabii ki. Bazen dişler çok önde oluyor. Üst çene bazen gelişimsel olarak önde oluyor. Tel tedavisiyle çene ameliyatı etmeden dişleri geriye alıyoruz.
Dolayısıyla dişlerin görünüşü değişiyor, gülüş değişiyor. Ya da tam tersine üst çenesi küçüktür, gelişmemiştir, dişler çok arkada kalır, üst dudak desteksizdir. Evet. Bu dişleri biraz daha öne alarak bu tedaviyi sağlıyoruz. Gülüşler daha tabii ki de değişiyor. Evet. Peki gülüş tasarımında yaptığımız bu işlemler, özellikle teldeki işlem ne kadar sürede devam etmesi gerekiyor? Bir yıl, iki yıl gibi. Kişiden kişiye göre değişiyor. Hı-hı. Bazılarının dişleri 1 milimetre kadar sorunlu. Bunları yeri geliyor bir ayda tedavi edebiliyoruz. Evet. İki plakta. Bazı kişilerin özellikle köpek dişi denilen dişler çok yukarıda oluyor ya da çok içeride oluyor. Hı hı. Bunların tabii ki tedavi süresi kişiden kişiye göre değişiyor aslında. Çok güzel. Gülüş tasarımını konuştuk. Evet. Şimdi medikal estetik uygulamalarıyla ilgili konuşalım. Hı hı. Yine öncelikle medikal estetik uygulamaları nelerdir ile başlayalım istiyorum. Şöyle, şimdi diş hekimleri yüz anatomisine çok hakimdir ve gülüş bir bütündür. Bütün yüzle uyumlu olması gerekir. Medikal estetik dediğim olayda dolgu, yüz dolguları, dudak dolgusu, yanak dolgusu, çene ucu dolgusu, alındaki kırışıklıklar buna dahil. Ayrıca botokslar, maseter botoksu, şuradaki çenemizin en çok güçlü kası, çenemizi en çok sıkan kas. Buna botoks yapabiliyoruz. Burun ucu botoksu yapıyoruz, alına, göz çevresine. Bunlar medikal estetiğe girer. Cerrahi estetikten farkı tabii ki bir ameliyat olmaması. Hasta hepsinde uyanık ve sadece küçük bir iğneden, kesi olmadan hastanın istekleri doğrultusunda yüzünü güzelleştiriyoruz. Nasıl bir yüz istiyorsa. Yaşlanmanın etkilerini azaltıyoruz. Yine rahatsız olduğu bölgeler varsa onları düzeltiyoruz. Bunları yaparken nasıl bir işlem uyguluyoruz peki? Hani ameliyatsız, kesiksiz. Evet. Bir botoksu anlayabildik. Bir de dolgu. Dolguyla bunları gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Şöyle mesela dudak dolgusu yaparken lokal anestezi. Bazı doktorlar lokal anestezi krem kullanır. Ben onun yetersiz olduğunu düşünüyorum ve direkt dudak bölgesini uyuşturup hastaya daha konforlu bir şekilde tedavi vermeyi planlıyorum, amaçlıyorum. Mesela maseter botoksunda da aynı şekilde uyuşturuyoruz orayı. Çok kısa bir işlem. 5 dakikadan kısa süren botokslar. Botokslarımız çok hızlıdır ve hissetmezsiniz. İğnelerimiz o kadar ince ki, mikro iğneler dediğimiz şeyler. Hissedilmez yani. Böyle ameliyattan farkı budur. Çok kısa sürede istenilen sonuçları elde ettiğimiz için hastalar artık cerrahi estetik yerine medikal estetiği tercih ediyorlar. Tabii daha ağrısız, daha acısız, daha kısa konforlu sürede. Evet, aynen. Yani girdiğimde, çıktığımda aradaki 7 farkı bulabiliriz. Evet, evet. Çok evet. Güzel. Peki estetik ameliyatlar kalıcı mıdır? Ya da dolgular ne kadar kalıcı oluyor? Şöyle 6-12 ay arası ortalama bir kalıcılığı var. Tabii ki bunlar dolgular, özellikle vücut tarafından emilen, sindirilen materyaller ve metabolizma hızına da bağlı bunlar. Şu şekilde spor yapan insanların dolgularının daha hızlı eridiğini görüyoruz. Çünkü metabolizmaları daha hızlı. Evet. Ama ilk dolgu uygulaması en kısa sürendir. İkinci dolgu uygulamasından sonra dolgunun içindeki çapraz bağlar birbirleriyle daha sık bağ kurarlar ve bu daha uzun sürer. 1-2 yıla kadar çıkar bunun kalıcılık süresi. Çok güzel. Yaptırdıkça kalıcılığı artıyor. İlk seferde 6-12 ay, daha sonra 1-2 yıla kadar çıkıyor bu kalıcılıklar. Harika. Peki maseter botoks ne işe yarıyor? Bazı hastalarımız diyorlar ki geceleri ben dişi sıkıyorum, dişlerimi gıcırdatıyorum. Bazen kendisi fark etmiyor. Yanında yatan biri varsa o fark ediyor gıcırdatma sesini. Ve sabah kalktığı zaman şu bölgelerinde bir ağrı hissediyor. Ya da dişlerinin genelinde bir ağrı var. Evet. Ama bir sıkıntı yok. Bakıyoruz dişlerde, diş etlerinde bir sıkıntı yok. Ama bütün dişlerim ağrıyor diye bize geliyor. Diyoruz ki siz stresli bir hayatın var mı? Tabii ki günümüzün en büyük problemlerinden birisi. Kesinlikle. Stres ve gün içinde yansıtamadığımız şeyleri gece uyurken maalesef bazı hastalarımız diş sıkarak vuruyorlar vücutlarına. Bu diş kaybına ilerleyen dönemlerde diş eti sorunlarına, eklem problemlerine yol açıyor. Aynı zamanda kadınlarda maseter kasının, yani şuradaki kasların
fazla belirgin olması maskülen bir görünüme yol açıyor. Evet. Bunların tedavisi için biz iki şekilde bu hastalara müdahale ediyoruz. Bir, masteter botoksu yaparak o kası rahatlatıyoruz. Bu aşırı sıkma olayı azalıyor. İkinci olarak gece plağı. Gece yumuşak bir plak veriyoruz hastalarımıza. Dişlerine zarar vermesin, o yumuşak plağı sıksın diye. Gerekli durumlarda psikiyatristimiz var, ona yönlendiriyorum. Eğer ki çok stresli bir hayatı varsa. Ama masseter botoks %90 etkili oluyor. Hastalarımız memnuniyetle bizlere geri dönüş sağlıyorlar. Çok rahatladıklarını belirtiyorlar. Peki ne kadar kalıcı oluyor masseter botoks? Bu da aynı dolgu gibi. Şöyle botoksun etkileri aşağı yukarı bir hafta sonra görülmeye başlar. Dolgu gibi anında görülmez. Daha sonra 6 ay, 1 yıl arasında gider. Biz o arada bu botoksu yenilediğimiz zaman bu sefer yine kalıcılığı artar. Yaptıra yaptıra artık birkaç yıl, artık hatta diş sıkmamaya başlar aslında. Bir daha da ihtiyaç duymaz. Evet. Özellikle kadınlar için oval yüz, yeni Hollywood yanağı derler. Evet. Bu şekilde sağlanıyor bu estetik görünüşlerde. Peki şu kısımdan bahsettik değil evet, mi? Güçlü evet. olan çeneden bahsettik. Evet. Diş sıkmalarıyla birlikte zamanla bunlarda genişleme ya da evet. kasların daha da güçlenmesiyle ilgili yüzde bir değişim olabiliyor mu? Evet, köşeli yüz görünümü daha çok erkeklere özgüdür. Kadınlar çok sevmezler bu görüntüyü. Bu botoks sayesinde yüz incelir. Evet. Daha feminen bir görünüm oluşur. Hem estetik açıdan bazen diş sıkma problemi olmayan ama yüzünün görüntüsünden memnun değildir. Evet. Yüzüm çok büyük. Çenem çok köşeli derler. Sırf bu yüzden bile estetik amaçlı masseter botoks tercih eden hastalarımız da oluyor. Harika. Peki masseter botokstan sonra nelere dikkat etmeliyiz? İlk birkaç gün sıcak banyo yapmıyoruz. Öne çok eğilmiyoruz. Onun dışında spa gibi, hamam gibi yerlere gitmiyoruz. Birkaç gün sonra normal hayatımıza dönebiliriz. Yine o birkaç gün yoğun egzersiz yapmıyoruz. Bir de botoks yapılan yere masaj yapmıyoruz. Çünkü o botoksun orada kalmasını istiyoruz. Masaj yaptığımız zaman başka yerlere, boyun bölgesine dağılabilir. Yine birkaç gün sonra normal hayatımıza dönebiliriz. Evet, peki masseter botoks yaptırırken ya da yaptırdıktan sonra destekleyici herhangi bir botoks da yaptırmamıza gerek var mıdır? Yoksa ona uyguladığımız işlem sonrası bize yeterli midir? Diş sıkmanın evresine bağlı. Bazı hastalarımızda çok yeterli oluyor. Ama bazen aşırı bir diş sıkma, hani kendisi bile ağzını açamıyor. O zaman temporal bölgede bir çiğneme kasımız daha var, temporal kas. O da şurada, alında, yani alının köşesinde. Oraya da bazı durumlarda botoks uyguladığımız oluyor. Yetersiz geldiğini düşünürsek. Evet, diş sıkma botoksu yani masseter botoks çene bölgesini evet. alan ve aynı zamanda alın bölgesine yakın olan taraftan şakak bölgesinde yakın olan taraftan yani iki taraftan uygulanabilen bir tıbbi müdahale diyebiliyoruz evet, değil evet. mi? Evet, hem estetik hem tedavi amaçlı uygulanıyor. Evet. Peki masseter botoksu sonrasında çiğneme gibi etkilenebilen herhangi bir hareketimiz olabiliyor mu? Yani kişinin böyle şikayetleri evet. olabiliyor mu? Şöyle hiç etkilenmiyor çiğneme olayımız. Çünkü bizim verdiğimiz botoksun bir dozu var. Fazla fazla vermiyoruz ki sonuçta bu kaslarımızın bir işlevi var. Çiğneme işlevi, çeneyi kapatma işlevi. Verdiğimiz botoksun miktarını ona göre ayarlıyoruz. İlk etapta çok fazla vermiyoruz. Zaten bir hafta sonra, 10 gün sonra bir kontrol seansımız daha oluyor. Kişinin durumuna göre, kasın incelme durumuna göre bir anda bütün botoksu yüklemiyoruz. Aşama aşama gidiyoruz. Hasta da böylece rahat ediyor. Belki ilk seansta bile yeterli olabiliyor. O zaman ikinci seansı yapmıyoruz. Bu şekilde yani çiğnemede, konuşmada hiçbir zararlı etkisi olmuyor. Evet. Peki ağrılı bir uygulama mıdır bu masseter botoks? Hiç ağrılı bir uygulama değil. Yani sinek ısırığı derler ya. Çok dudak dolgusundan daha da kolay bir işlem. Dişin içine yapılan anestezik iğnelerden çok daha acısız. Çünkü dediğim gibi botoks iğnelerimiz özel. Mikro iğneler, incecik iğneler. Siz bunu girdiğini hissedene kadar biz bitiriyoruz yani işlemi.
bitti mi diye soruyorlar. Evet, bu kadardı diyoruz. Genelde o şekilde oluyor. Evet, peki masseter botoksa yakın farklı bir uygulama var mıdır? Ya da bahsettiğimiz gibi şikayet durumlarını daha farklı bir biçimde tedaviyle önleyebileceğimiz bir durum var mıdır? Şöyle, dediğim gibi öncelikle stressiz hayat. Çünkü bunun asıl kaynağı stres. Bazı durumlarda fazla çene sıkmadan dolayı eklem bölgesinde, tam kulağımızın önünde çene eklemi var. Temporomandibular eklem dediğimiz. Bazı hastalar ağızlarını açıp kapatırken oradan sesler gelir. Evet. Bu da aslında çene sıkma sonucunda olabilir. Bu durumda biz kendilerine sakız çiğnemeyin, fazla sert şeyler yemeyin, çok çiğnenmesi gereken sert etler oluyor, onları yemeyin. Fazla ağzınızı açarak konuşmayın diye, hatta bağırmayın diye tavsiyeler veriyoruz. Ve sıcak havluyla oraya günde sabah akşam 15'er dakika olmak üzere masaj öneriyoruz. O masajla, sıcak masajla oradaki kaslar gevşiyor. Şikayetler yine de hiçbir operasyon yapılmadan azalmaya başlıyor bu şekilde de. Eklem bölgesinin sorunları özellikle. Evet, çoğu insanda var. Evet. Az önce bahsettiğimiz gibi stresin yoğun olduğu dönemleri zaten pandemiyle birlikte yaşadık maalesef. Evet. Hani bende bile şu anda çene kaslarında hafif hafif ağrılar oluşmaya başladı. Evet. Evet. Demek ki geceleri çok stresi yaşıyormuşuz. Olabilir. Bugünlerin acısı gece çıkıyormuş. Yani fark etmeden gündüzleri de sıktığımız oluyor. Stresli bir iş yaparken bir bakıyoruz, dişlerimizi sıkıyoruz ama fark etmemişiz. Genelde heyecan durumlarında, stres durumlarında. Evet. Önemli işler yapan insanlar, ince işler yapan insanlar çenelerini sıkıp yapıyorlar. Evet. Özellikle ince işçiliği olanlarda ben bu hasta grubunda daha çok görüyorum çene sıkma durumunu. Bizim peki de. Sizce erkeklerle kadınlar arasındaki oran nedir? Yani buradan galiba erkekler daha stres yapıyor, çıkaracağım. Kadınlar da daha fazla daha görüyorum. Daha fazla değil evet, mi? Evet, evet. Yani onlar daha fazla stres yapıyor o zaman. Burada pozitif kadınlar biraz daha galiba kafalarını takıyorlar diye düşünüyorum. Evet. Çok dışarı yansıtmıyorlar. Kadınlar sessiz kalıp kendi bedenlerine yansıtıyorlar daha çok bu durumu. Kesinlikle. Tabii ki hormonlarla da ilgili olabiliyor bazen. Dönemsel olarak çene sıkmalar artabiliyor, stresin arttığı gibi. Evet. Peki çocuk hastalarda görülebiliyor mu evet, bu durum? Evet. Çocuk hastalarda da çok sık karşılaşılıyor. Çünkü çocukların da kendilerine özgü problemleri var. Biz dışarıdan bakınca bunu anlamıyoruz ama çok küçük şeyleri kafalarına takabiliyorlar. Çocuklarda tabii ki botoks yapmıyoruz. Daha çok koruyucu plaklar. Ailesine önerilerde bulunuyoruz. Gerekli durumlarda psikoterapi öneriyorum. Yani çocukların da diş sıkma problemleri oluyor maalesef. Günümüzde çocuklarımız da çok stresli. Yani bence en fazla stresi onlar yaşıyor. Evet. Eğitim hayatlarından dolayı, sosyal hayatlarından dolayı. Yani 4 yaşındaki çocuklarda bile bruksizm denilen diş gıcırdatma, çene sıkma olayını görmüşlüğüm oldu yani. Evet, maalesef. Evet. Bir de bazen de stres haricinde takıntılık oluyor. Evet. Şimdi takıntı bir kere başlayınca ardı arkası kesilmiyor tabii. Evet. Çocuklarda da bunu oyuna çevirip o şekilde takıntıya dönüştürme olayı var. Evet. Yani çocukluk dönemlerimizden baz alıyorum. Hepimizin muhakkak bir takıntısı oluyordu. Evet. İşte ağzımdan ses çıkarabilir miyim? İşte dişimden ses çıkarabilir miyim? Evet. Bak ben dişimden ses çıkarıyorum falan. Evet. Değil mi? Bu da zamanla oturuyor ve sonra işte önüne geçilemeyecek sorunları beraberinde özellikle getirebiliyor. Ebeveynleri uyarmak istiyorum. 6 yaşında ilk kalıcı dişimiz çıkıyor. Evet. Ve ebeveynler bunların düşeceğini zannediyorlar. Bakmıyorlar bu dişlere. Daha 6 yaşında yeni çıkmış bir dişi biz 9 yaşında yeri geliyor çekmek zorunda kalıyoruz. Bir ömür geçirebileceği bir dişi 3 yıl kullandıktan sonra çekmemiz gerekiyor ve ebeveynler diyorlar ki biz bunun düşeceğini zannediyorduk. Hayır, süt dişlerine de 6 yaşında çıkan azı dişlerine de çok iyi bakmaları gerekiyor. Süt dişleri zaten düşecek diye özellikle tedavi yaptırmıyorlar. Bir bakıyoruz diş kalmamış şekilde bize geliyor artık. Apse oluyor, yüz şişene kadar bekliyorlar. Çok küçük bir çürük gördüğünüz anda çocukları getirin ki bunun en başından önüne geçelim. Çünkü süt dişlerinin bir görevi var. Altından gelen dişlere yer tutmak. Ve çocuğun psikolojisini de etkiliyor. Dişsiz bir çocukla okulda dalga geçenler olabiliyor. Çocukların da diş sağlığını çok önemsiyorum. Çünkü dediğim gibi düşecek diye bu dişlere hiç önem verilmiyor. Ama bu dişler düşecek de olsa altından gelen dişlerin pozisyonunu, kalitesini çok etkiler.
Yani çocuklarda bir şey görüldüğü anda getirilmesi gerekiyor kesinlikle. Evet, çoğu zaman çocuklarda denk geldiğimiz sorunlardan biri galiba çok şekerden ya da şekerli evet. gıdalardan çürüyen dişler. Biberon çürüğü dediğimiz şeyler var. Biberonla uyuyor çocuk. Ağız çalkalanmıyor. Biberonda tatlandırıcı, şeker, bal oluyor. Bunlar direkt olarak dişleri etkiliyor. Çoklu çürükler sebep oluyor. Çoklu çürüklere sebep oluyor. Ve çocuklarda şöyle güzel bir uygulamamız var bizim. Fissürler, dişlerin şu şekilde şeyleri vardır, fissürleri vardır. Kendi dişlerinizde de bakarsanız görürsünüz. O fissürler çocuklarda daha yeni sürdüğü için çok derin olur. Ve çocukların fırçalama yetkisi, yeteneği çok fazla olmadığı için oralarda çok gıda birikir. Evet. Biz o fissürleri fissür örtücü dediğimiz, fissür sealant dediğimiz bir uygulamayla kapatıyoruz. Ve ağız ortamından izole ediyoruz. Bu şekilde daha çürümeden, profilaksi dediğimiz koruyucu bir yöntemle çürüklerin önüne geçiyoruz. Ve bazı durumlarda flor uygulaması yapıyoruz çocuklarımıza. Ki bu dişler daha çürümeden korunsun. Yani ileride hiçbir diş sorunu yaşamıyor bu şekilde bilinçli ebeveynler bize çocuklarını getirdikleri zaman. İleride hiçbir diş sorunuyla karşılaşmıyorlar. Evet, bu güzel bir yöntemmiş kesinlikle. Evet. Bunu bildiğimiz iyi oldu. Evet. Peki tamamen bütün dişleri çürüyen çocuğa nasıl bir uygulamayı yapıyoruz? Çürüğün seviyesine bağlı açıkçası. Bazılarını dolguyla kurtarabiliyoruz. Bazılarını amputasyon tedavisi dediğim sadece dişin üst pulpasını yani üst sinirini alıp köklerindeki siniri bırakıp dişi canlı bir şekilde ki yer tutucu ve işlevsel görevini yapsın diye devam ettiğimiz bir tedavi var. Ya da kanal tedavisi, süt dişi kanal tedavisi. Yani amacımız olabildiğince o dişi yerinde tutmak. Çünkü süt dişlerini çekersek yanındaki dişler oraya devrilme eğiliminde ve alttan gelecek olan dişe bir yer kalmıyor. İşte ortodontik problemler çocukluktan başlıyor aslında. Evet. Tamamen genetik değil, yanlış yapılmış diş tedavileri çocukluktan böyle ortodontik problemlere, dişin sürecek yeri kalmıyor. Dolayısıyla çapraşıklıklara sebep oluyor. Evet, yani çocukluktan aslında düzenli bir şekilde ziyaret etmeniz gerekiyor sizlere. En az 6 ayda bir, yani ben bir çocukları görmek isterim. Kendileriyle konuşur, sohbet ederiz. Bazen hiçbir işlem yapmasak bile bu diş hekimi korkusu halkımızda çok yaygın bir şey. Kesinlikle. Hiçbir işlem yapmasak bile çağırıp sohbet etmek isterim. Onlara küçük diş şeklinde silgiler, cesaret belgeleri veriyoruz. Onlar mutlu oluyorlar bu durumdan ve diş fırçalamaya motive oluyorlar. Sırf hani bu yüzden bile gelmek isteyen çocuklarımız oluyor. Ah, ne güzel. Evet. Ziyaretimize geliyorlar yani. Dişleri de çok sağlıklı oluyor ki ileride de böyle implant yaptırmakmış, gülüş tasarımı yaptırmakmış, tel taktırmakmış gibi problemler yaşamıyorlar genelde. Hani her şey çocukluktan başlıyor aslında. Evet, evet. Kesinlikle en başından başlamak gerekiyor. Maseter botoksu konuştuk. Aynı zamanda maseterle birlikte gülüş estetiğinden, medikal estetiğinden, ameliyatsız olan estetikten ve gülüş tasarımı kimlere yapılır, ideal gülüş nasıl olmalı gibi temel konuları ele aldık. Evet. Ekleyebileceğimiz özellikle hastanenizde uyguladığınız tedavileriniz, Su Hastanesi'nde şu anda revanşta olan ya da diğer hastanelerden bir tık önde olduğunuz konularda hangi bilgileri vereceksiniz şöyle size? Bizim hastanede olmamızın çok büyük avantajları var. Çünkü bizim bir ameliyathane ortamımız var. Genel anestezi şansımız var. Bazı çocuklar durmuyorlar. Ya da engelli bireyler oluyor. Onlara diş tedavisi yaparken zorlanıyoruz. Evet. Veya gerçekten psikiyatrik sıkıntıları olan hastalarımız var. Onlara genel anestezi altında 1-2 saatte bütün diş tedavilerini ameliyathane koşullarında yapabiliyoruz. Harika. Bu bizim çok büyük bir avantajımız hastane olarak. Ayrıca diğer branşlardan doktorlarımız olduğu için bu bizi çok rahat ettiriyor. Örneğin nöropatik ağrılar dediğimiz diş ağrısı gibi ama aslında diş ağrısı değil. Yani yüzden yansıyan ağrılar ya da burundan, sinüsten gelen ağrılar oluyor. Diğer hekimlerle konsülte etmemiz çok daha kolay oluyor. Kendilerini hemen çağırıp sorabiliyorum. Hocam işte böyle böyle bir durum var, ne yapalım diye. Ya da bir psikiyatrik sıkıntılı hastam için buradan Harun Hocam'a selam gönderiyorum. onu çağırdığım çok oluyor yani. Hocam bir ilaç verelim operasyondan önce, bir saat önce.
verelim, hastamız rahat etsin, bu şekilde kullanalım. Kendisinin mesela kontrolünde diş tedavisini uyguluyoruz. Özel bir poliklinikten farkımız kesinlikle bu. Ayrıca acil durumlarımız olabiliyor. Kalp krizi dediğimiz MI olayı, dişçi koltuklarında maalesef %1 dahi olsa görülen bir şey. Çünkü stresten insanlar bayılabiliyorlar, şekerleri düşebiliyor. Bizim orada her türlü acil müdahale yapabilecek doktorlarımız, acilimiz var, ameliyathanemiz var. Çok da kaliteli doktorlarımız var. O yüzden dışarıdaki polikliniklerden çok fazla avantajlıyız bu açıdan. Evet. Peki en çok size sosyal medyada kullanıyorsunuz, evet, tabii. Oradan hastalarınızla iletişimde olabiliyorsunuz, soruları evet, cevaplandırabiliyorsunuz. Evet. En çok hangi tedavileri soruyorlar size? En çok tabii ki estetik olayı. Yani diş ağrısından ziyade insanlar estetik için geliyorlar artık. Evet. Eksik dişim var, ne yapabiliriz? İmplant yaptırmak istiyorum, bana ne kadar maliyeti olur gibi gibi şeyler. Ya da dudak dolgusu yaptırmak istiyorum. Nazolabiyel dolgu, şuradaki çizgilerimiz için. Evet. Onlar ya da burun düşüklüğü için burun botoksu, burun düşüreye botoks yapıyoruz. Burun bir tık yukarı kalkıyor. Genellikle artık insanlar görünümle ilgili estetik şeylerle ilgili soru soruyorlar. Ya da çocuklarıyla ilgili soru sorabiliyorlar. Hani çocuklar için ne yapılabilir diye. Kullanılması gereken diş macunlarını soruyorlar. 3 yaşına kadar özel macunlar var. 3-7 yaş arası özel macunlar var. Ben bunları öneriyorum kendilerine de. Genelde diş macunu markası isteyenler de oluyor tabii. Demek klasik kafadaki tüm soru işaretlerini yönlendirilebiliyor. Evet. Peki şu anda bizi izleyen izleyicilerimiz arasında sizi görmek isterlerse, size muayene olmak isterlerse, şöyle bir dönseniz kameraya da onları davet ediyor musunuz su hastanesine? Evet, su hastanesinde sizleri bekliyorum. Muayene, tedavi, her türlü yardımcı olmaya hazırım. Instagram üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. dt.eceabaci üzerinden de her türlü sorunuzu yanıtlamaya hazırım. Onun dışında dişlerinizi göstermek, muayene ettirmek isterseniz de su hastanesinde sizleri bekliyoruz. Evet, su hastanesindeki bütün doktorlarımız hem çok keyifli, hem çok içten, hemen hemen hastalarla da artık şöyle bir samimi ortam oluşuyor zamanla haliyle. Evet. Sizin hastalarınızla aranız nasıl? Onu şöyle biraz özele girelim. Çok iyi. Yani sürekli her geldiklerinde bir hediye, bir yiyecek, bir şey getirirler. Yaşlı teyzelerimiz oluyor, elleri boş gelmiyorlar. Dün genel anestezi yaptığım bir hastam vardı. Yani akşam kendisine mesaj attım, nasıl oldun diye. O da bana abla der. İyiyim abla dedi. Bugün de tekrar aradı, sen nasılsın falan diye. Yani çok iyi hastalarla aramız. Zaten hani güler yüzlü olmak gerekiyor. Çünkü zaten diş insanların korktuğu bir şey. İnsanları rahatlatmak gerekiyor. Kesinlikle. Ve yani artık böyle bir egolu doktorlar vardır. Aç ağzını, şunu yap, bunu yap derler. Hiç öyle değilimdir yani. Sevmem de o şekilde olanları. Hastalarımız bizim yani gerçekten bize emanet edilen bireyler. Ve emanetimize sahip çıkmayı istiyoruz her zaman. Hastalarımızla da aramız çok iyidir. Yani arkadaş gibiyizdir aslında. Ne güzel. Yani çocuklar da abla diyerek gelir yanıma. Beni seviyor musun derim. Çok seviyorum derler. Özellikle çocuklarla aram çok iyidir. Yani kendimden 20 yaşındaki hastalarımla abla derler hep. Yani çok iyiyizdir. Teyzeler mesela. Dediğim gibi hiç elleri boş gelmezler. Onlara da teşekkür ediyorum buradan. Geldikçe geleleri gelir böyle. Gidelim. Bazen hani gerçekten dişinde sorun olmuyor. Bir geçiyordum, selam vermeye geldim diyen kişiler oluyor. Yani bir bakıyoruz odanın kapısı çalınıyor. Selam vermeye gelmişler. Öyle sokakta görünce falan aa hocam merhabalar falan diyen insanlar çok oluyor. Dedik genel tabuyu yıkmış oluyor. Çünkü diş hekimlerinden genelde korkulurdu. Değil yanından geçmek şöyle bayağı bir uzağından falan geçilirdi. Evet. Çocuklara dişçi diyemezdik yani. Evet. İğne korkuları çok fazla oluyor. Bir şekilde onları kandırıyoruz diyelim. İkna ediyoruz, gösteriyoruz. Gerekirse oyuncaklar üzerinde bak ona böyle yaptık, sana da aynısını yapacağız diyerek anlat, göster, uygula tekniğimiz var. Bizim çocuk diş hekimlerinin özellikle çok kullandığı bir teknik. Davranış yönlendirmesi tekniği. Bunları yapıyoruz yani. Çocuklar da bu şekilde mutlu oluyor. Küçük hediyelerle mutlu oluyorlar.
okulunu soruyoruz, o sırada dikkatini dağıtıyoruz. Bir de bizim dental ünitemize bağlı bir ekran var. Orada ben çizgi film açıyorum çocuklara genellikle. Ha, harika. Onlar onu izlerken biz işlemimizi yapıyoruz. Bir bakıyoruz, bitmiş yani. O şekilde hallettik her şeyi, hallediyoruz. Harika. Gerçekten süper. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa? Yok. Tamam. Diş tabibimiz bizimle birlikteydi. Ece Abacı bize harika cevaplarla, yönlendirmelerle destek oldu. Bugün programını yine bu şekilde tamamlamış olduk. Özel Mersin Su Hastanesi sponsorluğunda Su Hayattır programının bir sonraki bölümünde görüşmek dileğiyle. Ece Hocam da şöyle bir kameraya dönüp vedalaşsın. Ardından kapatalım. Hepinizi Su Hastanesi'ne bekliyorum. Gerek diş, gerek diğer sağlık problemleriniz için. Çok güzel bir program oldu. Yine bütün sorularınızı cevaplamaya hazırım sosyal medya üzerinden de. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır sona erdi.